Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu TGRT sunar. Tarihimizden kahramanlar. Tek başına bir ordu. Deli Balta 2. bölüm. Sahibi Enver Ören. Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er. Yazan Gürbüz Azak. Program Yönetmeni Ümit İsmailoğlu. Senaryo Hanefi Söztutan. Yayına hazırlayan Hüseyin Aydemir. Deli Balta 4. Osmanlı Kılıcı. Delikanlı çağlarındayken Deli Balta garip haller içine girmişti. Her gece sahile inip denize bakıyor ve dalıp dalıp gidiyordu. Halbuki nice keskin kılıçlar gördüm. 40 savaşa girip de bir çentik almamış kılıçlar. Hey! Ne arıyorsun Deli Balta? Burada işin ne? Sana söylüyorum Deli Balta, derdin ne? Ne haldir bu? Çocuk mu oldun? Yoksa aklını mı kaçırıyorsun? Sorma Hacı Dayı. Bunca yıldır yaman bir kılıç edinemedim. Ona kahırlanıyorum. Derinin zoruna bak hele. Bütün derdin bu muydu? Allah iyiliğini vere. Korkuttun beni. 7 Frank kılıcı eskittim ama eşsiz birine rastlayamadım. Frank kılıcı da kılıç mı deli? Neyse. Şimdi geç oldu. Hadi gidelim. Sabah ola, hayır ola. Gönlüne münasip bir şeyler düşünürüz elbette. Hacı dayı bütün gece çareler düşündü. En sonunda aklına Rıza Baba geldi. Rıza Baba yaman bir kılıç ustasıydı. Deli Balta ile Hacı dayı sabah olup namazlarını eda ettikten sonra yola koyuldular. İkindiye kadar durmadan yürüdüler. Deli Balta dayanamayıp sordu. Daha gelmedik mi dayı? Ne biçim yerler buraları? Sabırlı ol, sabırlı ol. Göreceksin geldiğimize değecek. Hacı dayı, iyi tanıyor musun bu ustayı? Nasıl tanımam? Sultanların ustasıdır o. Duydun mu? Bak, bak işte şu derenin kıyısındaki kertiç evde oturur. Usta sahiden bu evde mi kalıyor? Emin misin? Hem de 40 yıldır. Üstelik tek başına ömür tüketiyor. Yarı virane. Balıkçı sığınağı sanki. Pek uğrak bir yere benzemiyor. Girin içeri. O kapı hep açık durur. Rıza Baba, sana kılıcı olmayan bir yiğit getirdim. Hoş geldiniz. Aylardır gelenim yoktu. Kılıçsız kimse kalmadı diyordum. Ver elini ustam, öpeyim. Kimsin delikanlı? Necisin? Yaşın kaç? Nerede vazifelisin? Elhamdülillah Müslümanım. Adım Deli Balta. Osmanlı mülkünün her yerinde nalçalarımın izi vardır. Anlıyorum. Sevdim seni delikanlı. Gönlüne göre bir kılıç yapacağım. Gelin benimle. Rıza Baba bunları söyledikten sonra ocağın karşısına geçip çalışmaya başladı. Deli Balta kılıcını hemen eline alacağını sanıyordu. Fakat Rıza Baba... Git Deli Balta. 7 uçtan... 7 miktar cevher getir. Kükürt bul. Yatağından bir yük kömür ulaştır buraya. Sana 3 ay izin, durmaya hiç gelmez. Vakit geçiyor, çabuk ol. Bizimle alay ediyor olmasın sakın. Aman oğul, deme bunu. Ne istediyse yap. Hemen yola çıkan Deli Balta ne yaptı ne etti ustanın dediklerini buldu.
Rıza Baba gözleri yolda bekliyordu. Tam zamanında geldi. Aferin. Selamun aleyküm ustam. Aleyküm selam. Dediklerini tamı tamına getirdim. Emre'yle yardım edeyim. Madem öyle hadi hoca. Koca körük seni bekler. Ağzı. Dağ ateş. Dağ. Bu cevheri eritip inadını kırmak gerek. Oluyor delikanlı. Yorulmak yok. Oluyor. Haddeden geçirip kıl gibi incetmelisin. Ne yapıyoruz ustam? Bunlar ne ki? Bin bir tel gerek. Bin bir emek gerek. Her eserin ardında yorgunluklar yatmalı. Kılıç da zahmet ister. Uğrunda ter döküldüğünü bilmek ister. Tamam. Şimdi yan yana diz telleri. Diz ve mengeneye bağla. Başsınız. Her ucunu da çarka bağla. Bağlıyorum. İyice sıkıştır. Vurmaya başlıyorum usta. Başla. Dur diyene kadar usul usul devam et. Yeter mi baba? Biraz daha. Baba yeter mi? Biraz da. Ha gayret. Tamam. Gayri yeter evlat. Hadi şimdi örf başına. Kılıcın bitti oğul. Hayırlı olsun. Bu kılıcın hakkını vermelisin, tamam mı? Belki de son çekişleri sallıyorum. Ellerine sağlık ustam. Bu kılıcı ömrüm oldukça yanımdan ayırmayacağım. Kurban bayramına 3 gün var değil mi? Evet ustam. Kılıcını şimdi vermeyeceğim deli balta. Var git. Birkaç gün dinlen sonra gelir alırsın. Deli balta pek anlayamamıştı. Ama yine de denileni yaptı. Birkaç gün sonra ustanın yanına vardı. Rıza baba! Ne oldu bizim Rıza baba? Kılıcıma ne oldu? Ne kadar akılsızım. Bir ihtiyara kanıp gittim. Olacak iş miydi bu? Oğlum. Geldim. Rıza baba. Kılıcını getirdim deli balta. Bu kılıca su vermek lazım. Verdim. Tertemiz kurban kanlarının yumuşattığı Anadolu toprağına kızgını kersapladım. Çeliğini oradan aldı. Kan kadar hayat doldu. Toprak kadar mert oldu. Zaten Osmanlı kılıcına böyle su verilir oğlum. Keskinliğinin sırrı budur. Şimdi al bakalım emanetini. Baba, ellerini kılıçtaki tel sayısı kadar öpmem lazım. Ustasının nasırlı ellerinden öpen deli balta heyecanla hacı dayının yanına döndü. Hacı dayı, bütün kılıçlarını çıkar. Çünkü gerçek bir Osmanlı kılıcı geliyor. Hacı dayı, çıkar bütün kılıçlarını kolaysa. Deli bu. Bizim deli balta bu. Kılıçlar hazır deli. Sen hazır ol yeter. İşte benim kılıcım. Hakiki Osmanlı kılıcı. Bunlar da benim kılıçlarım. Frenk esirlerinden aldığım en azman kılıçlardan 3'ünü seçtim.
tutuyorum. Hadi! Vur! Vurdum işte! Hepsini doğradı işte! Hepsini! O günden sonra Deli Balta'nın üzüldüğünü gören olmadı. Osmanlı her derdin en yaman çaresini biliyor, buluyordu. O ancak ve sadece mükemmele yakın olanı seviyor ve onda büyüyordu. Deli Balta 5 Voyvoda. Üç kıtaya medeniyet götüren Osmanlı'nın Avrupa'da da beylikleri vardır. Bu beyliklerden zaman zaman Müslümanlara karşı çok sert tavırlar alındığı görülürdü. Slovenya'nın yeni voyvodası koyu bir Türk düşmanıydı. Bu durumdan kendi halkı da memnun değildi. Yaptırdığı çok yüksek bir kuleden her gün 8-10 Müslümanı çengellere atmayı adet edinmişti. Zulmüne dur diyebilecek kimse yoktu. Her sabah ipek yatağından doğrulup müthiş kararlar alıyordu. Yarın 20 Müslümanı çengel attıracağım. Oh, hayır hayır. Tam 40 kişi olmalı. Doğum günüm yarın. Zengin bir kutlama için iyi bir fırsat. Polis! Boris dedim. Buyursunlar efendim. Boris, son 10 günde ne kadar Müslüman öldürdük? Hesabı doğru tutuyor musun? 87'yi buldu efendim. Vay güzel. Yalnız biraz ara versek efendim. Şayet Osmanlı kızarsa... Ne demek kızarsa? Koyulayım ben. Bir ordu ile gelse baş edemez bence de. Çekindiği belli. 10 gündür ses çıkmadı hala. Yarın benim doğum günüm. Çengele tam 40 kişi atılacak. Anlaşıldı mı? Baş üstüne efendim. Bu gece toplarız. Merak etmeyin. Çengele attıracak. Demek 40 Müslüman çengele atılacak. Hiç görmemiştim. Nasıl, zevkli oluyor mu bari? Sus aslanım. Yerin kulağı vardır. Sonra yallah çengele. Voyvoda bu. Astım der, asar kestim der, keser. Kimle karışır?
Herkesin, her şeyin bir karışanı vardır. Çengele atılınca ne oluyor insanlar? Çengeller kiminin göğsüne, kiminin de boynuna saplanıyor. Çırpına çırpına can veriyor insanlar. Dün çengele atılanlardan biri daha öldü. Bugün özel bir gün olduğu için çengelleri temizlediler. Bir an önce şu kuleye çıkmalıyım. Olacakları öyle merak ediyorum ki. Kıyafet değiştirdiğim iyi oldu. Kimse beni tanımıyor. Kulede amma yüksekmiş. Çık çık bitmiyor. Neyse, kimse bir şey sormadı. Beni cellat sandılar herhalde. Oo, her yanı süslemişler. Bayraklar, flamalar, düğün var sanki. Hey cennet başı! Vakit geldi, Müslümanları gönderelim mi? Acele etme. Bak boyvoda yeni geliyor. Yoksa seni atarız çengere. Hoş geldin arkadaş. Sen yeni cellatsın galiba. Evet. Heyecanlanma. Heyecanlanma sakın, oldu mu? Tavsiyene uyacağım dostum. Sen aşağı in ve tasalanma. Ne güzel bir manzara. İyi ki bu kuleyi yaptım. Şahım sınırları aşacak. Vay! Fakat bu kule az geliyor. Gelir için hemen emir vermeliyim. Çengel! Buyurun! Çengeler teker teker atacaksın. Unutma! Asil boyu adam. Bugün ilk Müslümanı çengele siz atar mısınız? Doğum gününüz şerefine. Lütfen. Evet evet. Koyunu da atsın. Evet. Atsın. Evet. Koyunu da atsın. Evet. Koyunu da atsın. Koyunu da atsın. Atsın. Buyurun gelin. Yaşasın koyunu da. Yaşasın. Sağ olun kıymetli halkım. Var olun. Bana verdiğiniz değere teşekkür ederim. Her şeyi sizin için yapıyorum. İşte kuleye de sizin için çıkıyorum. Buyurun asil boyvada. Buyurun. Küplerin kırkı da getirildi mi? Hı, güzel. İşareti verince çıkarmaya başlayayım. Tamam. Başüstüne. Sevdim seni delikanlı. Bu fikrini beğendim. Söyle bakayım. Neredesin? Seni buraya kim tayin? Sana soruyorum cellat. Kimsin? Necisin? Cevap ver. Nereden geldin? Zalimlere hiç sevmeyen bir iklimden geldim. Kişilere değil, Allah'a güvenen, ona sığınan iklimden. Osmanlı toprağından yani. Ve buraya senin gibi bir alçağın yaş gününü kutlamak için gönderildim. Bana hakaret ediyorsun ha? Bu ne cüret? Kim oluyorsun da karşımda böyle konuşabiliyorsun? Senin gibi bir çıplığa baş eğer miyim sanıyorsun? Tepede neler oluyor öyle? Voyvoda şaşırmış gibi. Bakın bakın, inecek ama inemiyor. Cellatla konuşuyor. Ne var bunda şaşacak? Voyvoda bir şeyler hesaplıyor. Evet evet. Ama tuhaf. Cellat niye kılıçlı? Kılıca ihtiyacı yoktu ki. Şimdi beni alıp Osmanlı evine mi götüreceksin? Yoksa cezamı buradan vereceksin. Ses! Çekil elinden çabuk. Şimdi sinirlerimi bulacağım. Ya. Çengeleri atacağım. Diri diri aç babalara yedireceğim. Bunca şehidin suçu neydi ha? Niçin gece yarıları onları evinden kopardın? Niçin Osmanlı'ya kılıç çektin? Halkına, kanunlarınıza, inançlarınıza ne zararımız oldu? Hangi zaman 5 dinarınızı Anadolu'ya taşıdık? Bak! Hayır, hala konuşuyorsun. Hayır, bunu çoktan hakettim. Al, çek. Sen al. Bu tadını unuttuğun Osmanlı tokadıdır. Korku. Korku.
öldürdünüz. Yukarıda kavga var. Voyvoda bir tokatla yeri öptü. Unutma lan Feretme. Bak kimse de sesliyor mu? Hayır yapma. Elimde ayağımı öptüm. Unutmadım. Ben ölmedim. Kalk. Ayağa kalk zalim köpek. Kalk. Sen kendi cezanı kendin verdin. Kalk dedim. İşte alın yazısı. Herkesin alın yazısı yaptığı iştir. Neyse 40 yılın hıncını senden alacağım şimdi. Avrupa'nın hıncını. Kolaysa al. Ama önce dik durmayı öğren hıncır. Dik dur bakayım. Dik dur. Dur işte. Sen istedin. Al Osmanlı konusu. Senin gibi ne oldum delisine bu yakışır. Nasıl? Ha? Beğendin mi? Şu fazlalıklarını da dünyada bırak. Giderim ben okunuyor. Aman sakallarım. Hayır. Böyle çok delikanlı. Bana karşı çıkanlar. Böyle çöp gibi. Benimle bu yol düşemez. Nasıl oluyor da gömleksiz bir fukara bütün bunları yapabiliyor? Uçak şey mi bu? Değil tabi. Elden üstündür Voyvoda. Elden üstündür. Ve taş yerinde ağırdır. Hadi güle güle. Dört artık nereye gideceksin unutma. Olamaz. Voyvoda uçuyor. Evet ama ters uçuyor. Son anda kulenin kenarına tutunabildi. Beni burada bırakma. Adını söyle. Kimsin sen? Rütben de. Rütben mi yok? Böyle kolay işlere beni yollarlar. İşine yaramaz ama söyleyeyim. Adım Deli Balta. Hadi, hoşça kal. Kalabilirsen tabii. Hayır, yapma. Beni buradan bırakma. Kollarım kopuyor. Buradan bırakma beni. Susun. Elin susun. Hadi bakalım. Herkes işine. Müslümanları da çabuk çözün. Hadi dedim. Deli Balta sanki Voyvoda diye biri yokmuş gibi ağır ağır inip halkın arasına karışıverdi. Voyvoda'nın en yakın adamları bile eğilip selam verdiler. Voyvoda ise o vaziyette ancak 3-5 dakika dayanabildi. Aşağı düşerken attığı çığlık Slovenya'yı 2 asır titretecekti. Şehre misafir gelen güvercinler o gece Deli Balta ile birlikte şehri terk ettiler. Deli Balta altın. Altın yüze. Bağa gelmedik mi Deli Balta? Artık sıkılmaya başladım haberin ola. Merak etme lütfen. Bunun şurasında 2 haftamız kaldı. Sık dişini. Ne? 2 haftamız? Hani 2 günlük yoldu? Kuş uçumu 2 günlük. Şimdi denizdeyiz Cahit. Deliyle yola çıkanın hali böyle olur işte. Ben denize alışkın değilim ki. Toptan anlarım ben. Hüsrev topu kaç günde dökersin? He? Kaç günde dökersin topu dedim. 2. Bilemedim 3 günde. Niye sordun Ali? Hiç sordum işte. Seni top dökerken görmüştüğüm yoktu. Merak ettim suç mu? Evet canım.
haftalardır yoldayız deli balta. Nerede olduğumuzu bile bilmiyoruz. Daha çok var mı? Geldik de. Kasalar. Adriyatik işte. İyi ki korsanlara yakalanmadık. Halimiz nice olurdu sonra. Merak etme Ali. Görseler bile bizi balıkçı sanırlar. Dua et be. Teknede benim olduğumu fark etmesinler. Niyeymiş o? Sen bulunmaz Bursa kumaşı falan mısın yoksa beylerbeyi mi oldun? Ağzını topla. Ben bugüne bugün Osmanlı'nın topçu ustasıyım, akılsız. Dikkat isterim. Martılar göründü. Varıyoruz işte. Asılın küreklere. Hey gözünü sevdiğimi topla. Nasibim de sana ayak basmak da varmış daha. Kara gibisi var mı be? Şuna bakın. Mis gibi çiçek çimen kokuyor. Tabiat gelin gibi bezenmiş. Kuşlar hoş geldiniz diyor bize. Hey yukarı bekli topçu. Şiir düzmenin zamanı değil şimdi. Hadi bakalım. Hadi yardım et de atları erzağa çıkarın tekneden. Çıkarıyoruz deli balta. Ne anlarsın böyle güzellikten? Gel bakalım kara kız. Sahibin seni bekliyor. Deli balta. Buralar sanki terk edilmiş gibi. Hiç ses seda yok. Öyle deme. Her taşın ardında bir casus olabilir. Eğlenmeyelim. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz dedim. Durun arkadaşlar. Yolumuz buraya. Bundan öte geçmek yasaklanmıştır. Şu topraklara bak hele. Her yan ayrık otuyla kaplı. Yazık. Ne tembel oluyor şu Avrupalı. Onlara çalışkanlığı, dürüstlüğü tanıtmak gerek. Seninki daldı gene Ali kardeş. Boşuna dalmaz o. Bir şeyler hesaplıyor olmalı. Baksana. Gözlerini karşıki şehre dikmiş düşünüyor. Şu burçlara bak ne kadar eski bir şehir. Hedefimiz o şehir besbelli. Öyle. Menzili nasıl buldun? Kendine güveniyor musun bari? Güldürme beni Ali. Çocuk oyuncağı bu. Hadi karındaşlar. Hazırlıkları şimdiden yapın. Gün doğmadan işe girişmeliyiz. Efendim, efendim. Obada büyük bir ateş yapmışlar efendim. Her yer dumana boğuldu. Halk panik için. Sakin olun. Sakin olun hele. Çıkıp bir bakalım neyin nesiymiş. Büyük bir ateş. Ama daha fazla büyüyeceğini sanmam. Halka söyleyin sakin olsunlar. Çiftçinin biridir. Telaşlanmaya değmez. Hey yavrum hey. Ortalığı ateşe verdik ama aslan gibi bir top çıktı ortaya. Hüseyin. Buyur beyim. Gülleyi yerleştir, ateşe hazır ol. Baş üstüne deli balta. Emrini bekliyorum. Hadi göreyim seni. Şehrin tam ortasına. Hey! Hey dikkat edin. Bu da nedir? Ayrıldık. Mahvolduk. Bir günle bu. Hem de kocaman bir günle. Koşun. Biriniz efendimize haber versin. Çabuk olun. Çekilin. Duyuyorlar. Çekil. Ben de göreyim şu gülleyi. Açılın. Yol verin. Şövalye gülleye bakacak. Olamaz. Bu gülle son altın. Bu şehri satın alacak kadar kıymetli. Bir servet bu. Ne? Altın mı? Ama imkansız bu. Gözlerime inanamıyorum.
bunca altını nereden bulmuşlar? Ne demek istiyorlar acaba? Bu Osmanlı'nın büyük kuvveti. Bu güllerin işareti. Susun da anlatayım. Susun! Susun anlatsın. Osmanlı şunu demek istiyor. Size altın gibi bir medeniyet sunmaya geliyoruz. İnsanlığınızı hatırlatmak, adaleti, adaletimizi tanıtmak istiyoruz. Kapılarınızı bu medeniyete açın. İşte Türkler hep böyledir. Şehirleri almadan önce böyle bir altın güldeği hediye gönderirler. Sevin, gerçek bir medeniyet göreceksiniz yakında. Gelip bizi yakalarlar mı ki? Deli Balta, beni duyuyor musun? Kimse bizi yakalayamaz. Çünkü kaçmayacağımızı biliyorlar. Beklediğimiz haberi az sonra yollayacaklardır. Bize kızmaları haksızlık olur. Biz elçiyiz. Deli Balta, bağırışmaları duyuyor musun? Bak dinle. Duydunuz mu? Hey, duydunuz mu? Osmanlı yakında buraya gelecekmiş. Adalet ve insanlık getireceklermiş. Bunu müjde sayabiliriz. Bir haberci çıkarın. Gidip şehri onlara bırakacağımızı söylesin. Hey Osmanlı! Size güveniyoruz. Şehri teslim edeceğiz. Bize güvenmenize sevindim haberci. O gülle bir yemin. Efendine söyle, sözümüzde duracağız. Karadan dönseydi kıyamet mi kopardı sanki? Çocuk olma Hüseyin. Emir bu. Geldiğimiz yerden döneceğiz. Biz büyüklerimizin emrine uyduğumuz için muvaffak oluyoruz. Unutma. Avrupalılar kapılarını muhteşem Osmanlı'ya ardına kadar açtılar. Osmanlı adaleti zulmün üzerine bir altın gülle gibi düştü. Artık paslanmış yüreklerde insanlık üşüyor, bakımsız topraklardan bereket fışkırıyordu. Deli Balta 7. Kaybolan Bayrak. Bu macera, yaban ellerde unutulan bir bayrağın hikayesidir. Yıllar önceydi. Rusya işlerinde, yalçın bir dağın en üst noktasında dikili bir bayrak, kendi halinde dalgalanıp duruyordu. Mevsimine göre, yağmura, kara, tipi ve fırtınaya karşı koymaktan nazlı bedeni yıpranmış, benzi solmaya yüz tutmuştu. Ne arayanı ne soranı vardı. Kuş uçmaz, kervan geçmez bu yaban ellerde üşüdükçe gönderine bürünüyor, Anadolu gönünden gelen en küçük bir esintide ise bayraklığını hatırlayıp gün boyu dalgalanıyordu. Uçmak istercesine göklere kanat çırpıyordu adeta. Çünkü üzerinde esaretin değil, hürriyetin nişanı olan Osmanlı hilalini taşıyordu. Bir sonbahar akşamında İstanbul işi fark etti. Paşalarım, beylerim, tam tamına 99 bayrak gitmişti, 98 döndü. Son savaştan geri dönmeyen bir bayrak var. Aradan epey zaman geçti, eskimiştir. Ama bayrak bizim bayrağımızdır. Çare düşünülmeli. Bayrak bir milletin namusudur. Onu yaban ellerde bırakamayız. Kendimi orada onun yerinde farz edince üzüntüden kahroluyorum. Madem ki o bizim bir parçamızdır, onu kurtaracak bir yiğit mutlaka bulunur. Aransın ve bulunsun. İşte tam o sırada
Unutulmuş bayrak yeniden kendine geldi. Karadeniz'e ve Anadolu'ya doğru çırpınmaya başladı. Çırpınırdı Karadeniz. Bakıp Türk'ün bayrağına. Ah, ölmeden bir görseydim. Düşebilsem toprağa. Beni emretmişsiniz paşam. Bak oğul. Bir bayrağımızı yitirdik. Daha doğrusu Rus illerinde unuttuk. Onun kıymetini biz biliriz. Önce Kırım'a varacaksın. Sonra kuzeye atlayıp Ejder Dağı'nı bulacaksın. Şimdi ne kadar yalnız ve üzgündür kim bilir. Mutlaka bizi bekliyordur. Mutlaka. Allah'ın izniyle onu bulup getireceğim. Gönlünüzü ferah tutun paşam. Yolun açık olsun evlat. Atıma iyi bak hancı. İyi bak ki dönüşte iki altını hak edesin. Merak etmeyin efendim. Gözünüz arkada kalmasın. Gözümü sevdiğim Anadolu. Soğuğu bile içimi ısıtırdı. Bu yaban illerde donacağım neredeyse. Barınacak bir yer bulmalı. Yoksa kurtlara yem olmak işten bile değil. Daha epey yolum var çünkü. Olmuyor. Karşı tepede bir ev. Emin bir yere benziyor. Bacası tuttuğuna göre. Kim bilir belki sıcak bir yemek bile bulabilirim. Kardeşlikler, burada azıcık kalabilir miyim? Hemen çek git. Burası babanın hanı değil. Değil ama üşüdüm. Yorgunum. Dinlenmem gerek. İzin verin. Arkadaşımın dediğini anlamadın galiba. Defol çabuk. Yoksa bir yerini kırarım, topal köpeğe dönersin. Karar ver, uyur. Burası bize bile dar geliyor. Çık git dedik sana. Şuna bak hele. Herifin bizi taktığı yok. Yoksa sağır mısın yabancı? Sana git dedik delikanlı. Sen de kal dediniz sanmıştım. Ne? Bir de alay ediyorsun ha? Başka ne edecektim? Al öyleyse. Ağır ol ahbap. Ağır ol. Niçin bu kadar misafirperver olursunuz bilmem ki. Ne demiştiniz? Evet. Evet, hoş bulduk. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız? Bırak bu ağzını haydut. Seni kıymık kıymık boğrayacağım görürsün. Sonra da çakallara atacağım. Bırak beni. Çabuk at o kılıcı. At dedim. At. Bırak beni be adam. Değilmişsin nesin? Nasıl da bildin. Ama adımın geri kalanını öğrenemeyeceksin. Dediğimi yapmazsan bu boyun kırılır. Hey! Burada kalabilirsin. Eğer Rus değilsen. Ben o dediğinizden değilim. Müslüman bir ülkeden geliyorum. Biz seni Rus zannettik. Kusura bakma. Arkadaşımla ben Ukraynalıyız. Rusları sevmeyiz. Peki baştan niye söylemedin? Yorgunum, açım. Barınacak bir yer bulmam lazımdı. Sana nasıl yardım edebilirim? Ciddi olarak soruyorum. Çekinme, söyle. Biriniz elbisenizi verin. Başka bir iyiliğinizi istemem. Bu kılığı hiç sevmedim ya, neyse. Beni tanımasınlar yeter. Yola koyulmanın sırası. Hadi benim alta. Oyalanma. O sıralarda Ejder Dağı'ndaki bayrak son gücünü harcar gibi buzlarını kırıp yeniden canlandı. Kavuran ayazda üst üste dalgalandı. Buralardan kurtulmak ister gibiydi. Göklere doğru yekindi. Gönderini kırarcasına çırpındı. Ve sonunda istediği oldu. Kendini gönderine bağlayan ipten kurtularak rüzgara kapılıp
yamaçlardan aşağı, döne dolana gözden kayboldu. Durmak yok. Yorulmak yok. Durmak yok. Yeterince geç kaldım. Daha da geç olmadan yönümü öğrenmeliyim. Duracak zaman değil. Şu köylülere sorabilirim. Affedersiniz. Buradan Ejder Dağı'na nasıl ulaşılır? Ne? Ejder Dağı mı dedin? Bu mevsimde oraya kurtlar bile ulaşamaz. Olsun. Siz söyleyin eve. Şu yöne git. Daha iki dağ aşacaksın. Ömrün yeterse ve aklından zorun yoksa tabii. Ya bayrağı bulurum veya buralarda ölürüm. Başka çarem yok. Bundan sonra bir dağ daha var. Allah yardımcım olsun. Keşke yanımda bir dostum olsaydı. Konuşacak bir dost. Buralarda amma sarpmış. Bir kayarsam yandım. Bayrağı bulmalıyım. Aksi halde vatanıma dönemem. Şu tepeyi aşabilsem. Dinlenecek zaman değil deli balta. Ha gadet. Hiç böyle buzlu yamaçlara çıkmamıştım. Ne zormuş meğer. Becereceğim galiba. Evet. Oluyor. Oluyor. Sonra dinlenelim. Biraz daha tırmansam iyi olacak. Fırtına. Sakin olmalıyım. Aceleye lüzum yok. İnşallah kar bayrağı örtmemiştir. O zaman yandık işte. Allah! Fırtına benden baskın çıktı. Üç sarp kayanın arasına düştüm. Bu tipi boğacak beni. Şu koçaya bir ulaşabilsem. Anlaşılan bu gece buradayım. Donmamalıyım. Donmamalıyım. Hareket etmeliyim. Gözlerim kapalı. Uyumak çok tehlikeli. Donuyorum yanımda. Bir ayağa kalkabilsem. Bir meydan okuyabilsem. Allah'u ekber! Ellerim ayaklarım sızlamaya başladı. Sırnaklarım da acıyor. Bu sızılar iyi işaret. Galiba kurtulacağım. Bayrağım. Bayrağım nerede acaba? Üşüyorum. Yoksa fırtına parçaladı mı onu? Sırmalar sarsam koluna. İnciler dissem yoluna. Fırtınalar dursun yana, selam Türk'ün bayrağına. İşte orada, bakın işte orada. Evet öyle ol, ha kendisin. Hemen yakalayayım onu, durmayın. Hay aksi şeytan, bir bunlar eksikti. Yol sorduğum köylülerin marifeti olabilir. Önüm düzük, koşayım bir. Siz ikini şu taraftan koşun, önünü kesin. Tamam, tamam. Elimizden kurtulamaz. Merak etme. Hey, olduğun yerde kal. Karşı koyma yoksa delik deşik olursun. Kavga çıkacağı benzer. Ama kavga yerini ben seçmeliyim. Hay aksi. Şimdi de taşlı tepede peyda oldu. Yine önünü kesmeye çalışın. Dokuz canlı bu adam. Anlaşıldı evet. Hadi, hadi. Biz bu taraftan. Dur dedim sana, dur. Biz beş kişiyiz, baş edemezsin. Boşuna çabalama. Elim yok. Kılıcım buz tutmuş, çıkmıyor. Sıyrılmıyor. Artık elimizdesin. Kaçma. Yanılıyorsunuz pis eşkıyalar. Allah Allah. O da ne? Kaybolan bayrağım gönderi önümde işte. İşime yarayabilir. Hadi uyuzlar. Gelin bakalım. Etme oğul. Boş yere uğraştırma bizi. Boş mu dolu mu görürsünüz şimdi. Al bakalım.
Durmayın, öldürün. Bırakın, içeri geri gidiyor. Attın hadi. Abi. Fakat orası çum. Dur, dur, dur. Yanımdan sakın atma. Vay canına. Çok kötü bir ölüm bu be. Ama iyi oldu. Cezasını buldu işte. Hadi gidelim. Yarın gelip ölüsünü soyarız. Sırmanmaya çalışmalıyım. Hiç dermanım kalmamış. Tutunacak bir şey bulmazsam buralarda kalırım. Her taraf buz. Ama tutunmalıyım. Tırmanmalıyım. Şeye tutunmalıyım. Yumuşak bir şey değil. Deve karların altında. Bir kumaş galiba. Bir bez. Az. Evet. Bir kayaya takılmış ucu galiba. Nasıl yetmez. Tartıyor beni. Yukarı çekiyor. Oldu. Kurtuldum. Ama bu... Aman Allah'ım. Olamaz. Sen ha. Hayda. Ben seni kurtarmaya gelmiştim. Ama sen de kurtardın. Bayram dedim. Kafkaslardan esen yeller, şimdi sana selam söyler. Olsun bütün yaban eller, kurban Türk'ün bayrağına. TGRT sundu. 3. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.